Yani ekonomik olarak karışıyorlar mı? İstihdam talepler olarak yani. Yani. Para, ben ailenle uğraşmıyorum. Onun için bir şey talep edemiyorlar. Falcao'nun aldığı rakam abartılı bir rakam değil. Atıyorum bir Snyder'dan ya da Drogba'dan hiçbir bir şey yok, farkı yok. Zaten gazetede çıkıyor. Açıkladı borsada 5 milyon euro garanti parası var. Artı maç parası var. Orada bir sene daha mukayese vardı. Çok daha üstünde bir ücreti vardı. Evet, 9 milyon euro mu ne alıyordu? Evet. 8.7 mi ne net kazanıyordu orada. Doğru. Burada Galatasaray'ın bir avantajı oldu buraya gelmesi için. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu çocuk çok. Çünkü Valencia, Sevilla onlar istiyordu ve bonservis vermeye hazırlardı. Orada 5 milyon kazanırdı. Şimdi çocuk bir sene 3,5 milyon euro daha aza geldi ama 2 sene daha mukare fazlası aldı ama çocuk Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp Dünya Kupası'na Kolombiya'ya gitmek için Galatasaray'ı tercih etti. İşte taraftarı için o heyecanı yaşamak istedi. Çünkü Monaco'da biliyorsun 2000 tane seyirci var. Onun için buraya o sakatlığı turnuvada bir darbe almıştı. Ama o idmanlara çıktı, buraya geldi, oynadı. Paris maçında zaten 11 kilometre yürüdü. Futbolcu her sakatlanabilir ama böyle mizmin bir sakatlık değil çocuk, konuşuldu gibi. Yani Galatasaray'da oynayacak. Ne tabii kadar oynayacak. Bir süre sonra sence görüşüyorsundur herhalde kendisiyle? Bence 2-3 hafta sonra döner. Sonra hocanın kararı tabii, doktorların. Ama böyle şey sakat değil. Falcao Van Persie değil. Yani sakat gelmedi diyorsun. Yok, sakat gelmedi ve adam geçen sene 40 maç, ondan önce 30-40 maç oynamış çocuk. Galatasaray, burada başkanım yanlış bir söz söylemek istemem de ama Galatasaray Spor Kulübü'ne yakışmayan bir başkandı bana göre. Çünkü Galatasaray Başkanı söz verdiği zaman yerine getirmesi lazım. Ben ondan 3 tane iş yaptım. Bana gel dedi ki, bana yardımcı olur musun? Bruma'ya satar mısın dedi. Ben de Bruma'yı 15 milyon euroya sattım ve bedava gidecekti. Dedim başkanım, mukavele yapalım, benim menajerlik mukavelimi. Dedi Ahmet, çok güzel iş yaptık. Başka işlerimiz var. Bitsin onu yapalım. Feguli'yi getirdim onlara. İşte 10 milyon euro Cenk Erun gitmişti. 4,5 milyon euroya getirdim ona. Belanda'yı da işte 12-13'tü 18 milyona getirdim. Sonra haftaya mukavele. Seçime gitti, kaybetti dedi. Ben seçimi kazanacağım dedi. Kaybetti. Sonra alacağım yine söz ver. Alacağım kaldı. Ay sonra Mustafa Cengiz Başkan geldi. Tabii onun bir günahı yok. Başkan dedim böyle. Dedi bana, ya senin gibi profesyonel adam niye mukavele almadın? Ya ben dedim ki başkanım, kusura bakma, karşımda benim Galatasaray Spor Başkanı. Langa Spor Başkanı'ndan bana söz vermiyor. Onun benim hayal kırıklığım. Onu da her yerde rahat onu anlatabilirim. İlk defa kazık yedim 10 yıl sonra. İlk defa kazık. Tabii sonuçta çocuk benim şeyim değil, malım değil ya, şey bana sonuçta mukavelesi var. Kulüp var. Kulübe teklif gelirse tabii doğal olarak ben de şartları zorlayacağım çocuğun hakkını kollamak için. Çocuğu ayda 1000 liraya bir yere vermeyeceğim tabii. Bizde mentalite şey, 16 yaşında çocuk ne şimdi 300 bin kazansa, 20 yaşında olursa ne kazanacak? Öyle bir şey yok artık futbolda. 16 yaşında futbolcuya yılda 5 milyon euro da veriyorlar Avrupa'da. 3 de veriyorlar, 1 de veriyorlar. İyiysen para ödemen zorundasın.